Hoş geldiniz. Burada anlatılanlar yatırım tavsiyesi değildir. Kimseye al ya da sat demiyoruz. Karınızdan da zararınızdan da sorumlusunuz. İstiyorsanız abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Teşekkür ediyorum şimdiden. Burada ABD tarafından gerçekleşen son hareket beraberinde eğer tabi vakit kalırsa her videoda olduğu gibi alınacak alınabilecek altcoinler listesinde tek tek belirterek ilerlemeye devam edeceğiz. Şimdi bakalım. ABD hükümeti Binance'ta bulunan Bitcoin ve 8 altcoin'in müsaadesini istedi diyor. Tamam. Bitcoin ve kripto paraların benimsenmesinin artması dolandırıcılık olaylarının da artmasını beraberinde getirdi. Piyasada şu an o kadar çok dolandırıcılık var ki size anlatamam. Yani inanılmaz derecede. Bakın inanılmaz derecede ve bu sürekli anlamda artıyor. Nasıl dolandırıcılıklar var? Özellikle e, Shiba, e, Shiba ve popüler meme coinlerde çok var. Ya şunu zaten saymıyorum. İşte ponziler, ponzi proje kuranlar, e, ponzi borsalar kuranlar, işte bu bulcular falan. E, bunlar apayrı bir şey de ya ne olursun ya. Şunu çıkarma benim karşıma. E, bu rockpool muhabbetlerini hiç saymıyorum. Onu kendiniz zaten baştan girmeyeceksiniz. Öyle saçma sapan projelere oynarsanız... Resmen beni dolandır diye adama yalvarmış olursunuz. Ve kendiniz girersiniz zaten. O ayrı. Sonra ağlamanın bir anlamı yok. Bak ben söylüyorum. Düzgün projelere yatırım yapın. Saçma sapan bol sıfırlı bilinmeyen projelere oynamayın. Oynarsanız eğer adama e, hibe yaptığınızı bilin o parayı tamam mı? Ve hakkınızı helal edin diyormuşum. E, devamında tabii ki şu şekilde yatırımcı kandırılıyor. Mesela e, yanlış siteler. Adam tıpkı böyle mesela, mesela TradingView giriş bilgileri isteyen bir site olsun. TradingView'in aynısını yapıyor. Sanki bu siteymiş gibi yayımlıyor Kişi giriş bilgilerini tık 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 buradan giriyor TradingView zannedip. E, fakat burası imitasyon bir siteydi. Hacker'ın eline giriş bilgileri geçiyor. Ondan sonra kişinin cüzdanını sıfırlıyor. Tamam mı? Bu gibi durumlarda bunu anlayabilmek için şuradaki URL'i kontrol etmek gerekir. Ben şu an çakma bir sitede olsam burada trtradingview.com yerine çurt saçma sapan bir şeyler yazacaktı. Mesela Instagram'da çok fazla dolandırıcılık var, Twitter'da çok fazla dolandırıcılık var. Ee, sanki ekipmiş gibi çakma sitelere e, yönlendiriliyor. Mesela bir kişi e, hatta zamanda daha birkaç ay önce oldu bu. Kusama işte dolandırıcı dendi, Kusama rakulcu dendi. Hayır, bir kişi Kusamayı taklit ederek Twitter hesabına çok benzer bir hesap açtı ve bazı yatırımcılardan e, kullanıcı bilgilerini istedi. Kullanıcıların e, bilgilerini istedi. Kişiler de bunu gerçek kusama zannedip bunları verdi. Adam da girdi çaldı. Yani bunlara kanmayın. Dolandırıcılık olayları 2023'ün ilk çeyreğinde azalmaya başlarken ABD hükümeti Mart 22'deki bir dolandırıcılık olayıyla bağlantılı kripto paraları almak için harekete geçti. Bu arada şu anda ABD devleti ve Çin devleti en büyük kripto para balinalarıdır. Çin devleti şu anda en büyük Bitcoin ve Ethereum balinasıdır. Haricinde yine ABD devleti de en büyük Bitcoin Ethereum balinalarından bir tanesidir ve ellerinde bu rezervleri tutmaktadırlar. Bunlar operasyonlardan vesaire işte kara para aklamalardan odur budur elde edilen ve el konulan e, meblalardır. Yapılan resmi açıklamaya göre ABD e, ABD hükümeti diyor Mart 22'de Massachusetts'teki bir işletmeyi hedef alan bir ticari e posta ele geçirme dolandırıcılık planının geliri olduğu iddia edilen kripto para birimlerini geri almak için müsaadere davası açtı. Hükümetin talebi dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance'daki 7 hesapta bulunan kripto paraların kendisine verilmesini içeriyor. Yani bunlara el koymak istiyor. Evet. Talep edilen kripto paralar arasında ele geçirilen kripto para birimi arasında diyor bitcoin var. Ee, evet yine güzel bir bitcoin kazanacaklar. Tether varmış USDT. Bu arada tek tek bunları da söyleyeyim. Bakın BTC bu sezon alınır ve tutulur. Tether zaten oynanacak tek stable coin'dir. Ape uzun vadede asla tutulmaz bu sezon iyi kazandırır. Jasmi girmemek lazım. OGN diyor. Shiba ben bu sezon çok beğenirim. E, bu sezon büyük hareketler bekliyorum. İgzek yani İkeş. TLM ve BNB yer alıyor diyor. E, ve buradaki yüklü miktarda ne yapacak coin'e? El koyacak. Ne olmuştu? Mart 22'de dolandırıcılar Massachusetts'teki bir e, işletmeye hedef aldı dolandırıcılar sahte bir e-posta ile işletme sahibini kandırarak Massachusetts Bank hesabından banka hesabından Kaliforniya'da açılan bir banka hesabına diyor 898.342 dolar havale yaptırdı. Bu dolandırıcılık olayından sonra suçluları ve parayı bulmak için federal bir soruşturma başladı. Bu dolandırıcılık olayından elde edilen gelirler başka bir banka hesabına ve Ardından fonların Bitcoin'e dönüştürülmesine kadar izlendi. Sonrasında kripto para şeklinde bulunan fonlar, kara para aklama işlemlerinde kullanılan taktiklere benzer şekilde bir dizi aracı kripto para adresine aktarıldı. ABD hükümeti sonunda fonların bir kısmının Ağustos ve Eylül 22'de Binance'ta bulunan hesaplarda olduğunu bularak bu kriptolara veya eş değer değere sahip şeylere el koydu. Şimdi ise ABD hükümeti Binance'daki hesaplarda bulunan ve el koyulan kripto paraların müsaredesini istiyor diyor. Şimdi şuradan devam edelim. Ee, nerede kalmıştık? Mina'da kalmıştık. Bakın ben şunu söyleyebilirim. Mina şu anda piyasa içerisinde çok özgün bir yapıdadır. Ee, en hafif blockchain yapısını ifade eder. O yüzden çok özgündür. Tabi bu e, hızlı olduğu, e, ölçeklenebilir olduğu fakat potansiyel güvenlik zafiyetleri içerdiği anlamı taşımaktadır. Ancak bu vakte kadar Mina'nın güvenliğinde herhangi bir e, sorun yahut herhangi bir şekilde sıkıntı yaşanmamıştır. O yüzden bunlar e, beyhudedir diyorum. Aynı zamanda bakın şunu da ekleyeyim ben. Mina gerçekten yukarı meyilli bir coindir ve e, ağın güvenliğini, protokolün güvenliğini artırabilmek için çok fazla ortaklık kurmuştur. Ve geldiğimiz noktada e, şu an bulunduğumuz yerlere kadar da ilerlemiştir. Evet o yüzden ben Mina'yı portföylerde bulundurulabilecek iyi bir coin olduğunu ve e, bu şekilde söyleyebilirim. Bakın HT işte GT, GMX falan bunlara şu anda bulaşmamak lazım. E, hep söylüyorum BNB bunun en başında gelerek borsa coinlerinde bulunmak mantıklı olmayacaktır. Şu anda regülasyon etkisi hiç iyi hissedilmemektedir. Dolayısıyla e, borsa coinlerinden kaçınmak gerekiyor. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Abone olup videoyu da beğenebilirsiniz. Bol kazançlar dilerim herkese. Hoşça kalın.